Ve şimdi de öyle güzel bir tatlı yapacağız ki benim en çok sevdiğim tatlı bu tatlı. Kaymaklı ekmek kadayıfı. Fakat ben Ahmet Bey, Nurdan Hanım bu tatlının Afyonkarahisar'a ait olduğunu zannederdim. Aslında değil, Balıkesir yöremize ait. Bizdeki kaymak orijinal manda kaymağı. Yalnız kaymak var ya beni benden aldı ya. Evet. Ben kaymağa bayılırım. Bu süt saatlerce pişer. Yavaş yavaş pişer. Sütün suyu buharlaşır. Bu gördüğünüz güzel kaymağımız kalıyor. Kaymak mükemmel. Çok yani. Değerli, çok faydalı. Manda kaymağı. Manda kaymağı tabii ki. Manda sütünden. Manda sütünden orijinal. Bizim Balıkesir bölgesinde çoğu köyümüzde vardır mandamız. Onun üstünden elde ediyoruz. Ekmeğimiz var tabii ki. Evet, ekmeğimiz var. Ekmek tatlımız da gene özel. Balıkesir'imizde yapılıyor. O da, yani her ekmek kadayıfı aldığımız ekmek kadayıfı olmuyor. Tadı tutmuyor, rayası tutmuyor. Ama bu ekmek kadayıfımız çok güzel Balıkesir'deki. Valla limonumuz var, şekerimiz var, suyumuz var. O zaman... Basit bir tatlı yapımı, basit. Çok fazla malzememiz yok. Şerbetini hazırlayacağız. Ekmek kadayıfımızı baştan suya koyup pişireceğiz. O zaman hadi başlayalım. Ben dayanamayacağım çünkü. Bakın geniş bir leğenimiz var. Ekmeğimizi şimdi... Kuru. Evet, bunu kuru biraz bir ekmek. Islatmamız gerekiyor. Ekmeğimizi ıslatacağız. Of. Bu ekmeği de her yerde bulabiliriz değil mi? Burada yöresel ürünler satan marketlerde var. Marketlerde de ben bazen görüyorum. Birçok markette var. Siz de bu tarifimizi uygulamak isterseniz evinizde uygulayabilirsiniz diyeceğim ama işin sırrı kaymakta bitiyor. Evet. Böyle bir kaymağı bulmak bilmiyorum kolay mı zor mu? Burada kolay. Evet, Balıkesir'e gelsin diyoruz. Burada kolay. Ekmeğimiz... Kendileri yapıyorlar. Kendileri sütü kaynatır. Yasin diyor ki ya da kendileri yapacaklar. Kendileri tamam, aynen cam sütü, sütü bulmaları lazım. Tabii ki olmuyor. Manda sütü olacak. Evet, manda sütü. Sadece manda sütü olacak. Manda sütü bulmak ve lazım. Pişmesi biraz daha teknik gerektiren bir şey. Evet. Ay vallahi çok güzel ya, bayıldım. Ben bir yandan şerbeti hazırlayayım o zaman. Tamam, olur. Ekmeğimizi biz ıslattık zaten. Evet. Şimdi şerbetle sıra. Burada 1,5 litre suyumuz var. 1 kilo 250 gram şekerimiz var. Bu şekerin bir kısmını önce karamelize edeceğiz. Tamam, hadi yapalım. Tenceremiz de aynen yandığı için. Ama zaten amacımız bu. Amacımız da aynen yakmak şekeri. Çok fazla yakmadan. Çok da güzel koktu ya. Pamuk şeker gibi koktu. Evet. Tencerenin içinde bir şey yoktu değil mi? Hayır, hiçbir şey yok. Sadece şeker. Eridi şeker. Sadece şeker var. Tabii tepsinin tencerenin kızması gerekiyor. İlk kez böyle bir ekmek kadayıfı tarifi öğreniyorum. Şekeri önce karamelize ettik görüyorsunuz şerbet için. Çok da fazla yakarsanız acı olur tadı. Evet, aynen, fazla yakmamak lazım. Şimdi suyumuzu ilave ediyoruz. Yavaş yavaş erir içinde. Evet, suyla buluştuğu anda nasıl da patladı görüyor musunuz? Şeker ve su. Şimdi yapıştı şekerler. Nasıl olacak? Onlar yavaş yavaş çözülecek. Eriyecek. Hmm. Tabii su soğuk olduğu için bir anda sıcak olunca şekerler dondu. Niye karamelize ettik? Biraz daha tadı daha güzel oluyor. Daha lezzetli oluyor, evet. Şekerimizi, geri kalan şekerimizi de suyumuzun içine ilave ettik. Şimdi yavaş yavaş bunu karıştıra eriteceğiz. Ondan sonra kaynayacak. Kaynadıktan sonra biraz daha limon sıkacağız içine. Şerbetimiz hazır olacak. Şerbetimiz of ne kadar güzel oldu. Şerbetin kokusunu alan, şekerin kokusunu alan arılar da geldi bu arada. Çok güzel oldu. Hayır olamaz. Hiçbir şey yapmaz. Tamam. Şimdi bu hazır. Bunu alıp tatlımızı koyacağız buraya. Harika. Şerbetimiz şurup gibi, bakın harika oldu. Hemen koyuyorum ustam. Şerbeti de yavaş yavaş Ahmet Bey üstüne ilave edeceğiz değil mi? Evet, döndüre. Bu ekmek kadayıfı şişene kadar bunu yedireceğiz artık. Hayatımın en güzel tatlısı, en sevdiğim, en bayıldığım, sırf bunu yemek için bile günübirlik Afyonkarahisar'a gittiğim tatlıyı şu anda Balıkesir'de yapıyoruz. İçine bir dilim de limon sıkıyoruz. Şerbetimizin içine limonumuzu sıkıyoruz. Neden limon sıktık? Niye limon sıktık? Hem şekerlenmesin tatlımız, hem de daha birazcık daha bir mayhoşluk versin. Şekerin o ağırlığını biraz daha alsın diye. Şerbetimiz çok güzel oldu. Bakar mısınız? Limonumuzu da koyunca tam da kıvama geldi. Kürdanlarımızı batırıyoruz. Bunları üstüyle altı tam eşit şekilde şişsin diye. Gerçekten çok ilginç bir detay. Eşit şişmesi sağlanacak kürdanlar eşliğinde.
Bir de bıçakla tam ortasından bunu artı şekilde keseceğiz ki gel buraya. Bu patlamasın, dağılmasın. Evet. Şerbetimizi ilave ediyoruz. Evet. Dökeyim mi şerbeti? Tabii, tabii. Şöyle. Of. En sevdiğim tatlıyı yapıyorum şu anda. Balıkesir'de, Kaz Dağları'ndayız. Kaz Dağları'nın doğal ürünleriyle. Ekmeğimiz Balıkesir'in geleneksel ürünlerini satan yerden. Hele kaymağımız var ki of, kaymak erimesin diye buzdolabına geri götürdük. Çok... Ekmek kadayıfı benim, vermem hiç kimseye. Evet. Sizin sevdiğinizi bildiğiniz için yaptık. Çok sağ olun. Tatlıyı. Bir yanından yağ, bir yanından bal akıyor memleketimizde. Vallahi öyle. Maşallah. Şerbet mükemmel oldu. Biz burada yine devam edeceğiz. Döndüre 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 şerbetimizi, ekmeğimizi yedireceğiz. Burada şişene kadar devam edeceğiz bu işleme. Altta ateş yanıyor. Evet, altta tabii, ocağımız yanıyor. Tabii, tabii yanıyor. Şimdi ocağımız yanarken şerbetimizi, ekmeğimizi yedirmeye devam edeceğiz. Ekmek genişleyecek mi? Tabii büyüyecek, bu tepsiye yakın olacak. Değil mi? Evet. Ekmek kadayıfımızı şerbetledik. Şerbetlerken bu arada ekmek kadayıfımız da görüyorsunuz genişledi. Tabii çok sıcak olduğu için hemen tüketemedik. Biraz dinlendirdik, soğuttuk ve işte o mükemmel an geldi. Hayatımda en sevdiğim tatlı. Ekmek kadayıfını şimdi servis yapacağız. Mükemmel olacak. Niye yuvarlak yapıyoruz? Servis için daha eşit şekilde kesebilmek için, evet. Balıkesir'in yöresel ürünleriyle yaptığımız ekmek kadayıfımız. Efendim ben en büyük porsiyon, büyük porsiyon bana. Şöyle bir ya ben çok seviyorum ekmek kadayıfını. İşte şerbetledik. Şerbetlerken aslında ekmeğimiz çok küçüktü biliyorsunuz, minikti ama şerbetledikçe genişliyor. Ekmek kadayıfının en büyük özelliği o. Ve şimdi de o güzel an. Bunu tabii ki özel yapan kaymağı, onu söylemek istiyorum. Evet. Hani bu şekilde boş yemiyorum çok ben. Evet, ama kaymağıyla mükemmel olacak. Kaymak Balıkesir'in yöresel kaymağı, camış kaymağı. Kanda kaymağı, camış kaymağı. Of. Çekti beni, çekti. Kendine de o çekti. Evet, ekmek kadayıfımızın üstüne şerbetinden biraz koyduk. Şimdi arasına kaymağını koyuyoruz. Kaymağa bayılıyorum ben. Kaymağı... Aman Allah'ım. Bol kaymaklı, bol manda kaymaklı. Yani bunu var ya ben yemeğim yanında yatayım yani. Bakayım ben bu güzel tatlıya. Ustam çok teşekkür ediyorum. Çok güzel oldu Yasin gerçekten ya. Gerçekten çok güzel oldu. Görüntüsü mükemmel. Oh. Görüntüsü tadı, görüntüsü şahane ama tadını merak ediyorum. Ben var ya bu tada bayılırım. Oo. Şöyle mikrofonu size vereyim. Alayım ben. Bakar mısınız ya? Şöyle kesiyorum. Oo. Kameradan içeri gireceğim. Bol kaymaklı. Şöyle şuradan bol kaymaklı kısmından alıyorum. Özlem Hanım gitti. Özlem kaybettik. Şu anda yok burada. Özlem gitti. Özlem nasıl? Özlem gitti ama tatlı hala burada. Bir de ben tadına bakmak istiyorum. Özlem. Şerbeti bu kadar güzel. Kaymağı bu kadar hafif ve o kadar güzel olmuş ki. Şimdi bayıldım ya. Ben de bakıyorum. Ustam çok başarılı. Şekeri gerçekten çok hafif. Mükemmel ya. Bundan ben 3-4 porsiyon yerim. Ben de yerim.